9 Eylül 1922'de İzmir işgalden kurtarınca Mustafa Kemal Atatürk İzmir'e girer. Ve bakar ki mermerlerin üzerine bir Yunan bayrağı sererler. Mustafa Kemal Atatürk der ki bu nedir derler. Der ki İzmir işgal edildiği zaman Yunan kralı şanlı bayrağımızı, al bayrağımızı o mermerlerin üzerine serdi ve onun üzerinden yürüdü der. Mustafa Kemal Atatürk der ki Yüce Önderimiz bir bayrak bir ulusun onurudur der. Bir ulusun onuruyla oynanmaz der. Önemli bir laftır. Bundan 100 yıl önce söylenmiş olan bir laftır. Bakın biraz önce hamaset yapmayacağım ama Sayın Bakan'ın konuşmalarını dinledim. Bakan ilginç bir şey söyledi. Acaba dedim gözünden mi kaçtı diye tutanakları getirdim. Sayın Bakan'a soruyorlar ki Libya'ya ve Somali'ye mesela ne diyorsunuz diyor Yasin Bey, Denizli Milletvekili. Sayın Bakan diyor ki burada verdiğimiz rakamlar yardımla alakalı 3 milyon 5 milyon. Ama o ülkelerin uluslararası arenada Birleşmiş Milletler'de birer tane oyu var diyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu tutanakları Somali ve Libya büyükelçileri görseler ne derler değerli arkadaşlar? Bu ülkenin onuruyla oynamak bundan daha oynanacak bir şey var mıdır değerli arkadaşlar? Bir hukukçu olarak şunu anlatayım Sayın Bakan. Bir hukukçu olarak şunu anlatayım. Bunun Türkçesi şudur. Diyorsunuz ki parayı bastırıyoruz Birleşmiş Milletler'de oy kullan diyoruz. Ayıptır, yazıktır ya. Bunu demeyin bari yapıyorsunuz burada. Bakın tutanaklara geçmiş kelimeler. Buna ne diyeceksiniz Sayın Bakan, gerçekten merak ediyorum yani. Alabilirsiniz, yapabilirsiniz de. Bunu anlıyorum ama bunu bari tutanaklarda söylemeyin. Biz zannediyorduk ki bunları basında okuduğumuz zaman, kararnamelerinizi gördüğümüz zaman pandemiden dolayı gerçekten ciddi sıkıntı var. Ülkede onlara yardım ediyor. Anlıyoruz ki Birleşmiş Milletler'de oy kullanmak için para veriyor musunuz ülkelere? Tutanaklar burada duruyor. Bunu düzeltirsiniz diye umuyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün basına yansıyan bir olay var. Bakın Okan Holding'in patronu bir açıklama yapıyor ulusal basında. Diyor ki 1972'den beri Türkiye'de iş yapıyorum diyor. Türkiye'de yatırım imkanı ortadan kalktı diyor değerli arkadaşlarım. Neden diye soruyorlar, çünkü hukuk yok. Hukukla alakalı bir problem var. Bakın bütçeyi konuşuyoruz. Bütçeyle alakalı nedir sıkıntılar? Burada çok rakamlara girmeyeceğim. Milletvekillerimiz rakamlarla alakalı bir takım şeyler ifade ettiler. O rakamlarla sizleri boğmak istemiyorum. Ama bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Bu rakamlarla alakalı olarak önce Dünya Adalet Projesi'nin yapmış olduğu bir sıralama var. 206 ülkeyi kapsıyor. 128 ülkeyi bir skala koymuş. 128 ülkenin içerisinde Türkiye'de bunlarla alakalı bir nitelendirme yapılıyor. Türkiye 60'tan aşağı inemiyor. Bunların içerisinde ceza yargılaması var, hukuk yargılaması var, hukuk güvenliği var. Bunlarla alakalı ne yazık ki gerçekten sınıfta kalmış bir ülke gerçeğiyle karşı karşıya değerli arkadaşlarım. Biz diyoruz ki eğer gerçekten sizin bir hukuk reformuyla alakalı önümüzdeki haftalarda getireceğiniz, ileri sürdüğünüz bir düzenleme var. Bunu getireceksiniz, göreceğiz. Gerçekten bir hukuk reformu getirecek misiniz diye. Bakın arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir mafya lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı açıkça tehdit etti. Bu ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla alakalı bir tehdidi ortaya koydu değerli arkadaşlarım. Biz bekliyorduk ki buna ilişkin ciddi bir tepki koyulur. Bir tane Allah'ın kulu, bir tane Cumhuriyet savcısı bu ülkede kalkıp da dava açmadı. Dava açıldığına ilişkin soruşturmayla alakalı AKP'nin grup başkan vekili Bülent Turan'dan böyle bir beyanda bulunduğunu ifade edildi. Bakın ben Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim değerli arkadaşlarım. 5 Kasım 1925'te Mustafa Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin açılışında diyor ki Cumhuriyet'in müeydesi olacak bu müessesenin açılışında duyduğum saadeti hiçbir teşebbüste duymadım diyor değerli arkadaşlarım. Burada daha önce kürsüde söyledim, bir kere daha söylüyorum. Mustafa Kemal'in Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt diyor ki Meriç kıyılarında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sabanından tutunuz da bu vatanda yaşayanların uğrayacağı en ufak haksızlıktan, hatta Bingöl dağlarının ıssız kuytularında nafaka bekleyen öksüzlerin gözyaşlarına siz sorumlusunuz diyor değerli arkadaşlarım. Biz Cumhuriyet savcılarından bu konuda olaya el koymasını bekliyoruz. Eğer olaya el koyarlarsa bu konuda gerekenler yapılır diye diyoruz. Değerli arkadaşlarım, ben daha önce televizyonlarda bu çöplerle alakalı siz bunun bir mizansen olduğunuzu ileri sürüyorsunuz. Çöplerden insanların yiyecek toplandığına ilişkin olaylar ortaya çıkınca bunun abartıldığını söylüyorsunuz. Benim dün seçim bölgemden Artvin'den çok değerli bir gazeteci kardeşim görüntüler attı. Bunları istiyorsanız, çünkü o görüntülerdeki hanımefendinin ifşa olmasını istemiyorum. O görüntüleri izleyince gerçekten dehşete kapıldım arkadaşlar. Bir başka Türkiye gerçeği var. Bir anlamda çöplerden ekmek toplayan insanlar var. Bir anda 47 milyon dolara kendisine uçak alan beyefendiler var değerli arkadaşlarım. O eski Türkiye'ydi. Yeni Türkiye'de 47 milyon dolara onu da beyefendi teslim ediyor. Diyor ki ben 47 milyon dolara böyle bir uçak almadım. Çünkü diyor test uçuşlarında diyor motorlarda arıza çıktığı için diyor daha önce Fransız firmasından aldığı uçaklarla idare ediyorum diye diyor.
Ve değerli arkadaşlarım, bu beyefendi, yani bu beşli çetenin içerisinde olan bu beyefendi var ya, 1980'li yıllarda Artvin'de de iş alıyordu. Sizin liderinizin BMC diye dediği, biz Artvinlerin BMC diye kamyon diye tarif ettiğimiz BMC kamyonlarla geziyordu bu beyefendi. Şimdi öyle bir hale getirdiniz ki uçaklarla geziyorlar bunlar. O nedenle değerli arkadaşlarım, bu aradaki gerçeği ayırt etmenizi istirham ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bakın, bugün ulusal basına bir şey yansıdı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da sataşıyorum. Sayın Grup Başkan Vekilime de sataşıyorum, buradan söylüyorum. Bizim CHP sözcüleri buraya çıktılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşıyla alakalı 88 bin liralık maaşı konuşuyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum arkadaşlar, açık konuşayım. Bakın, bugün basına düşen olaylarda, basına düşen beyanatlarda bir örtülü öderek olay var. Bakın, bugün gazetelerde, bazı gazetelerde, tabii ki yandaş basında bu yok, yandaş basının olmadığı gazetelerde manşet oldu değerli arkadaşlarım. Bu nedir? Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanı, Ekim ayında 20 milyon TL'lik bir örtülü ödenek kullanıyor değerli arkadaşlar. 20 milyon TL'lik. Kasım ayına geliyor, aynı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ödeneği 284 milyon lira. 14 kat artıyor değerli arkadaşlarım, 14 kat. Ocağın başından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı'nın kullandığı örtülü ödenek miktarı 1.8 milyar TL. Ne anlatacağız arkadaşlar? Biz ne anlatıyoruz 88 bin lira maaş almış filan diye? Cumhuriyet tarihinde olmadık bir olay. Şimdi bunu ne hamasette anlatıyorsunuz efendim, yurt dışı operasyonları yapılıyor, şunlar bunları yapılıyor diye anlatıyorsunuz. Burada iki gün önce bir İçişleri Bakanı geldi. Hem milletvekillerine hem meclise ayar verdi. Bir başka bir şey söyledi. Ben burada seçim bölgemle alakalı da bir şey söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Bir başka bir şey söyledi burada. Dedi ki, Sağlık Bakanı'nın açıklaması gereken, benim 1 Aralık'ta burada benim seçim bölgem Artvin'le alakalı, hani diyorsunuz ya ki bu bütçe müthiş bir bütçedir diye. Ben o zaman kıyamet koparttım. Dedim ki, bakın, Artvin'de insanlar yollarda ölüyor. Benden sonra AKP'nin Artvin milletvekili çok değerli kardeşim Erkan da çıktı. Dedi ki, hayır öyle değildir. Daha başka bir tablo dedi. Onunla ben sataşmam. Artvin milletvekiliyle herhangi bir şekilde sataşmam. Ama bir gerçeği ortaya koyalım değerli arkadaşlarım. Şimdi aradan geçen zamanda bir gördük ki Sayın Bakan diyor ki, biz Hakkari'de anji ünitesi kurduk. Bu açıklamayı yapacak olan Sağlık Bakanı'dır. İçişleri Bakanı yapıyor Sayın Başkan bu açıklamayı. Anji ünitesi kurduk. Ben de buradan Sayın Bakan size soruyorum. Sağlık Bakanı'na ben 4 tane soru sordum, cevap vermedi. Biz başka ülkenin çocukları mıyız Sayın Bakan? Biz başka tanrının çocukları mıyız bu Artvin'de? Niye kurmuyorsunuz anji ünitesinin Artvin'de? Yani niye bu insanlar ölüyor? Biz başka ülkenin çocukları mıyız? Hakkari'de bu anji ünitesini kuruyorken terörü bahane ederek Hakkari'de insanlar daha çıkıyor, biz böyle engelleriz diye zannediyorsunuz. Bu Artvinler daha çıkmadığı için mi bu şekilde cezalandırılıyor değerli arkadaşlar? Daha çıkmadığımız için bizler bu şekilde cezalandırıyorsunuz. Yani Sayın Vali açıklama yapıyor. 20 milyar lira, 2 milyar lira Artvin'deki Deriner Barajı ve Çoruh Vadisi projeleri ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Siz herhangi bir şekilde 2 milyon liralık, 250 bin dolarlık bir aracı, bir şeyi bu şekildeki bir devlete yardımdan bizi yoksun görüyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırırken bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Bakın, bundan yıllar önce, daha 2-3 yıl öncesine kadar fakirin bir umudu vardı değerli arkadaşlar. Fakirin umudu neydi? Milli piyango. 31 Aralık'la alakalı bizim umutlarımız vardı, insanların umutları vardı. 31 Aralık'ta beklerlerdi ki, bir milli piyango bileti alacağım, bana milyarlar çıkacak, ben de çocuklarıma ev alacağım, araba alacağım, mülk alacağım diye. Siz milli piyango ile alakalı insanların hayallerini bile tükettiniz. Umutlarınızı yok ettiniz. Bugün milli piyango ile alakalı bile insanların kafasında soru işaretleri var değerli arkadaşlarım. Böyle bir tabloyu Türkiye'nin önüne koydunuz. O nedenle yani bizim arkadaşlarımız, burada çok konular var, anlatılması gereken çok sözler var. Bakın, daha bugün meclisin önüne Ardahan'dan geldiler. Ben bugün sabahtan meclise geldim, sabah erkenden kıymetli arkadaşlarım. Geldim ki meclisin önünde bütün polis güçleri orada. Bütün tomalar orada. Şaşırdım. Herhalde dedim bir eylem var filan diye. Bizim meclisteki koruma arkadaşlara dedim ki, ne var arkadaşlar? Bir ihbar var dediler. Dedim herhalde, benim de aklıma IŞİD filan geldi. Herhalde dedim meclisin önünde eylem filan yapıyorlar. Bu şekilde bir şey yapacaklar diye. Sonra öğrendim ki arkadaşlar, meclisin önüne tarım kredi borçlarıyla alakalı, yanlış da olabilir bu bilgi, tarım kredi borçlarıyla alakalı çiftçiler gelip meclisin önünde sorunlarını anlatmayla alakalı bir talepte bulunacakmış ha. Siz o çiftçileri kırmışsınız ya. Yazıktır, günahtır ya. Yazıktır, günahtır ya. Yani bir insan talebini anlatmak için, bir meclisini anlatabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Mustafa Kemal'in meclisine geliyor, bir şey anlatmaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Yani bunu yapmanız yazıktır. Tamamdayız sözleriniz. Size diyor, teşekkür ediyorum başkan.
Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, gecenin bu saatindeki bütün bu karamsar tabloya rağmen yurttaşlarıma buradan bir kere daha sesleniyorum. Bu ülkeyi umudun ve özgürlüğün ülkesi, hepimizin Türkiye'si yapacağız değerli arkadaşlarım. Bu konuda karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak, Mustafa Kemal'in milletvekilleri olarak, Mustafa Kemal'in meclisinden bu ülkenin insanlara elimizi uzatıyorum ve diyorum ki iyi ki varsınız diyorum. Karamsarlığa kapılmayın diyorum. Gecenin bu saatinde iyi akşamlar diyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.